Merhaba Sude, hoş geldin. Diğer arkadaşlarımızın da biraz katılmasını bekleyelim. Sorularımızı öyle çözeriz. Arkadaşlar, ee, kağıttaki yazılar görünüyor mu? Bir de sesim geliyor mu? Tuğba yazarsan sevinirim. Sesim geliyor mu? Tamamdır. Sesim geliyor. Ee, arkadaşlar sizden isteğim e, elimizdeki tarama optiklerini elinize almanızı istiyorum. Ben buradan tabi okuyacağım size. Soruları anlatacağım ama kesinlikle elinizde e, optik olması gerekiyor. Optik diyorum pardon. Ee, sorularımız olması gerekiyor. Ben okurken siz takip etmeniz gerekiyor. Evet. Beni çok özlediniz değil mi? Ben de sizi çok özledim. Arkadaşlar sayımız bayağı oldu. Birazdan hemen başlayacağım. Çünkü siz de zamanınızı ona göre ayırmışsınızdır muhakkak. Tamam bir kişi daha geldi. Esra da geldi. Bir dakika daha bekleyelim hemen başlayalım. Yeni katılan arkadaşlarım soru sayfaları elinizde olsun. Ben buradan çözerken siz de takip edeceksiniz. Teşekkür ederim Onur'cuğum. Arkadaşlar çok önemli yerlerde kaçırdığınız yerler olursa buradan yazın. Gördüğüm kadarıyla soruları okuyacağım tabii ki ama gördüğüm kadarıyla cevaplamaya çalışayım. Sayımız yeterince oldu. İsterseniz hemen başlayalım. Zaman kaybı olmasın. Arkadaşlar 40 sorumuz var. 40 soruyu 1 saate yakın sürede çözeriz. Eğer bir saati geçecek olursa e, teneffüs yapacağız, ara yaparız. Ama e, eğer bir saati geçmezse ara yapmayacağım. Direkt bitirelim. Siz de diğer derslerinizle ilgilenin. Hadi bismillah diyelim ve başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyorum arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde başkentler sürekli değiştiril, değişirken İstanbul'un fethinden sonra başkentin değişmesinde değişmemesinde İstanbul'un aşağıdaki özelliklerden hangisi daha etkili olmuştur. İstanbul başkent olduktan sonra neden bir daha değişmedi? Onu soruyor bize. Kültür merkezi olması doğrudur ama daha etkili arıyoruz biz. Önemli ticaret yollarının bitiş noktasındadır. Doğrudur. Ortodoksların dini merkezidir. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonra merkez yapacak. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olması doğrudur. Önemli jeopolitik konuma sahip olması. Arkadaşlar şu yukarıdaki şıkların hepsini tamamlayan içinde olan bir cümle var. Jeopolitik. Daha etkili olduğu için cevabımız Edirne'dir. Tamam diğerleri de doğrudur ama daha etkilisini arıyoruz. Hepsini kapsayan jeopolitik ismi vardır. Tamam mıdır arkadaşlarım? Cevabımız Edirne. Geçelim ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha sonra özelliklerinden hangisini daha sonra kazandığı söylenebilir? Daha sonra. Arkadaşlar meşrutiyet yönetimine geçilmesi 19. yüzyılda biliyorsunuz Osmanlı'nın dağılma döneminde 1876 yılında geçilmiştir. Diğer şıklara bakalım. Hukuk üstünlüğünün sağlanması, hukuk üstünlüğünün sağlanması arkadaşlar 1839 yılındaki Tanzimat Fermanı ile olmuştu. Halifelik makamının ele geçirilmesi arkadaşlar yükselme döneminde Yavuz Sultan Selim'in Mısır ile olmuştu. Akdeniz egemenliğinin sağlanması kanun zamanında yapılan Preveze Deniz Savaşı ile olmuştu. Demokrasi fikrinin gelişmesini arkadaşlar demokratik ilk demokratik çalışma Osmanlı Devleti'nde senedi ittifakta hatırlarsanız. Yani bunların içerisinde en son olan gerçekleşen meşrutiyettir. O yüzden Adana'dır. Sorular görünmediği zaman söyleyin arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtik. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi devletin gelir kaynakları arasında gösterilemez. Biz bunu biliyoruz arkadaşlar vakıfı daha önce işlemiştik vakıflardan devlet vergi alamazdı vakıf arazilere el koyamazdı hatırlıyorsanız e vakıflarda el koyamıyor vergi alamıyorsa buradan da bir gelir elde edemez devlet e elde edemediğini soruyoruz vakıftır direkt olarak cevabımız Adana. Dördüncü sorumuza geçtim arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde lonca teşkilatının lonca dediğimiz ayi teşkilatından geliyor biliyorsunuz. Esnaf teşkilatıdır. Lonca teşkilatının özelliklerinden hangisi hangilerinin ticari ürünlerdeki kaliteyi kaliteyi arttırmaya yönelik olduğu söylenebilir. Ürünün kalitesini hangisi arttırır? Şıklar okuyorum. Üyelerin zararlarını karşılamak ve üyelere kredi sağlamak. Bu esnafın devamlılığını sağlar. Ürünün kalitesini sağlamaz ki. Adama kredi vererek ürün kalitesini arttıramazsınız. Mesleki eğitim vermek. Evet. Üretim yapan bir kişiye mesleki eğitim verirseniz kaliteyi ne yapar? Arttırır. Devlet ile esnaf arasındaki ilişkiyi düzenlemek. Arkadaşlar bu da ekonomiyle ilgili. Fakat kaliteyi arttırmayla ilgili Değildir. Cevabımız kaliteyi arttıran Bursa'dır. Geçiyorum arkadaşlar 5. soruya. Ee, arkadaşlar sohbet etmememiz sebebi de 1 saat içerisinde bu e, zamanımız dolmadan 40 soruyu tamamlamak istiyorum. O yüzden 5. sorumuz Osmanlı'da devlet yönetiminin etkilendiği unsurlardan hangilerinin yeni bir kültürle karşılaşım karşılaşmasının sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Devlet yönetimi yeni bir kültürle karşılaşması sonucunda ortaya çıkmış hangisi? Devlet yönetiminde. İslam hukuku. Arkadaşlar İslam hukuku Osmanlı kurulduğunda zaten şeriatla yönetiliyordu. İslam hukukuna göre yönetiliyordu. Sonradan yeni karşılaştığı bir şey değil ki bu Osmanlı'nın kuruluşundan beri var. Eski Türk gelenekleri Osmanlı kurulduğundan beri eski Türk geleneklerini devam ettirmiştir. Bu da yeni bir şey değildir. Yeni bir kültürle karşılaşmasını arıyoruz biz. Fethedilen yerlerin anlayışları. Fethedilen yerler yenidir Osmanlı'da. Fakat İslam hukukuyla eski Türk gelenekleri kuruluştan beri vardır. Bu yeni oluşan bir ifadedir. O yüzden cevabımız 3'tür. Yani Bursa'dır. Tamamdır arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım. Osmanlı devletinde durumlardan hangileri Durumlarından hangileri devlet kurumlarından halkın yararlanmasında sorunlar olduğunun göstergesidir? Devlet kurumlarından halk yararlanıyormuş fakat sorun yaşıyormuş. Devlet kurumlarından halk yararlanırken bununla ilgili bir ifade arıyoruz arkadaşlar. Şıklara bakıyorum. Rüşvet ve iltimasın yayılması. Arkadaşlar devlet memurlarında rüşvet ve iltimas olursa devlet kurumlarında halk yararlanmada ne yaşar? Sorun yaşar. Bir kesinlikle var. Yeniçerilerin yönetimdeki etkisinin artması. Bu siyasi'dir fakat halkla bir bağlantısı yoktur. Eyaletlerde huzur ve asayişin bozulması, eyaletlerde huzur ve asayişin bozulması güvenlikle ilgilidir. Huzur ve asayişin bozulması, devlet kurumlarından halkın yararlanırken sorun yaşaması ne ile olur? Direkt rüşvet ve iltimasla olur. O yüzden cevabımız adanadır. Evet gençler. E, yedinci sorumuza geldik. Yedinci sorudayız. Osmanlılarda divanın özelliklerinden hangilerinin mahkeme niteliği taşıdığını söyleyebilir? Hangisi mahkeme? Divan-ı humayun devlet işlerinin görüşüldüğü. Ve ayrıca yüksek mahkeme anlamına geliyordu Divan-ı Mayın. Mahkeme ile ilgili bir ifade arıyoruz bir arkadaşlar. Hukukla ilgili. Karar alma organı olarak çalışması. Evet devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Ama bu cümle siyasi. Biz mahkeme ile hukukla ilgili arıyoruz. Karar alıyorlar siyasi. Bunu geçtim. Verdiği kararların değişmemesi. Verdiiz kararların değişmemesi, karar yine siyasi ile ilgili. Ben mahkeme hukukla ilgili bir şey arıyorum. Haksızlığa uğradığını düşünenlerin davalarına. Dava nerede olur? Mahkemede olur. Mahkemelerine bakılması. Yani sadece cevabımız 3'tür. Devam ediyorum arkadaşlar. 8. sorumuza geldik. Osmanlı devletinde dağılma döneminde ulusçuluk fikrinin ulusçuluk dediğimiz milliyetçilik arkadaşlar. Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçiliğe ulusçuluk da denir. Fikrinin oluşmasında durumlarından hangilerini etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti içerisinde ulusçuluk yani milliyetçilik neyin sonucunda oluşmuştur? Farklı etnik grupların olması. Etnik ne demek arkadaşlar? Irk demek. Farklı ırklar varsa farklı uluslar, farklı milletler anlamına gelir. Bu da milliyetçiliği tetikler. Hristiyan çocuklarının Enderun'da yetiştirilmesi. Arkadaşlar Enderun denilen okula Hristiyan çocukları alınıyor fakat onlar Osmanlı'ya bağlı neferler olarak yetiştiriliyor. Yani ulusçuluk, milliyetçilikle isyan edecekleri bir durum yok. Beyler beylerinin kurulması. Bu yönetimi kolaylaştıran bir şeydir. Milliyetçi, ulusçu isyanlarla hiç alakası yoktur. Milliyetçilikle yani ulusçulukla ilgili olan cevabımız Adana'dır. Geldik 9. soruya arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının ocak devlet içindir anlayışını terk edip devlet ocak içindir anlayışını benimsemesinin sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? Ee, şu de, e, ocak devlet içindir anlayışını ben size bir anlatayım arkadaşlar. Ocak dediğimiz Yeniçeri Ocağı. Yeniçeri Ocağı kimin varlığı için vardır? Devlet için. Ölmeye hazırdır Yeniçeriler. Fakat sonradan değişiyor bu. Yeniçeri Ocağı diyor ki Devlet bize bakmakla yükümlü diyor. Devlet bizim için vardır diyor. Anlayış değişmiş. Böyle olursa devletin ömrü nasıl olur? Kısalır arkadaşlar. Şıklara bakalım. Devlet, devletin saygınlığının azalması. Evet. Yeniçeri ocağı devlet bizim için var diyerek savaşa gitmiyorsa, devleti kuru, korumuyorsa devletin dışarıdaki saygınlığı ne olur? Azalır. Yeniçerilerin devletin yönetiminde etkinliklerinin artması devlet bize hizmet edecek diyorlarsa etkinlikleri ne oldu yeniçerilerin arttı doğrudur. Yeni mesleki okulların açılması okulla ilgili bir ifade yok arkadaşlar burada. O yüzden şunu eliyorum cevabımız denizlidir. Geçelim arkadaşlar 10. soruya. Arkadaşlar seste bir sorun olursa hemen yazın. Düzeltmeye çalışayım. Osmanlı tarihinde durumlarından hangilerinin doğrudan halifelik makamı ile ilgili olduğu söylenebilir. Bakın halifelik İslam'la ilgili. Fakat ben İslam'la ilgili olan şeyleri almayacağım. Adam demiş ki doğrudan halife ile ilgili olacak demiş. Bakıyorum şıklara. Padişah'ın kutsal cihat çağrısında bulunması. Arkadaşlar kutsal cihat dediğimiz, cihatı ekber dediğimiz, bütün Müslümanları savaşa çağırabilecek kişi kimdir? halifedir. E, padişah çağırdı diyorlar. O zaman padişah aynı zamanda kimdir? Halifedir. Bu halife ile ilgilidir. Kutsal cihatı ancak halife ilan edebilir. Bütün Müslümanları cihat'a halife çağırabilir. Bu halife ile ilgili. Teokratik yönetim kurallarının uygulanmaması. Dini, teokratik din demek din kurallarının uygulanmaması. Bunu zaten halifelikle alakası yok. Şerii hukukun uygulanması. Şerii demek Din demek, Kur'an demek, İslam demek. Kuralları uygulanıyor. Fakat senin ülkende halife olmayabilir. Din kurallarını uygulayabilirsin. Halife olmayabilir. Adamın sorduğu soru bize halifelikle ilgili olacak. O yüzden bunu da almıyorum. Bunu yanlış düşünen olmuş olabilir. Fakat cevabım sadece Adana'dır. 11. sorumuza geldik. Osmanlı padişahları fethete, fethetmek için İstanbul'u birçok defa kuşatmışlardır. İstanbul'un aşağıdaki özelliklerinden hangisi bunda en az etkili olmuştur? Birinci sorumuzda İstanbul'un fethedilip başkent yapılmasının en önemli sebebini sormuştu. Şimdi ise İstanbul'un fethedilmesinin en az etkisini soruyor. Bütün şıkları okumamız gerekiyor o zaman. Çünkü en azı bulmamız için hepsi etkilidir. Fakat en azını arıyoruz. Kültür merkez olması önemli ticaret yollarının bitiş noktasında olması. Bu çok önemli arkadaşlar. Biz İstanbul'u fethettik diye ticaret yollarının bitiş noktasını aldık diye Avrupalılar coğrafi keşiflere başlayacak. Bu çok etkilidir en az olamaz. Hristiyan dünyasının merkezi olması. Evet Doğu Roma İstanbul merkezdir. Doğudaki son kaleleri olarak geçer. Doğrudur o yüzden bunu da aldım. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olması aynı mantık. Az önceki söyledim işte zaten. İstanbul başkentiydi. Hazreti Muhammed'in hadis-i şerifi İstanbul'u alan komutan ve askerleri övmesi bu da etkilidir. Her kültür merkezi olan yeri biz almaya mı kalktık arkadaşlar? Hayır. İstanbul'u almamızın en az etkili olan sebebi kültür merkezi olmasıdır. 12. sorumuza geçtik. Osmanlı devletinde yönetim İslam hukukuna dayandırılmıştır. Yani Şeriatı. Diğer ismiyle devlet yönetimi dediğine göre bakın. Yönetim dediğine göre hangi yönetim şekli? Teokrasi. Yönetim dinle olursa bu teokrasidir. Teokrasiyle yönetilmiştir Osmanlı diyor. Ancak yönetimde İslam hukukunun yanında eski Türk gelenekleri ve fethedilen ülkelerde görülen daha önceki uygulamalar da etkili olmuştur. Osmanlı yönetiminde o zaman üç şey etkili. Bir İslam. iki Eski Türk gelenekleri. 3. Fethedilen ülkelerde görülen önceki uygulamalar. Fethedilen yerlerden. 3 yerden uygulama almışız. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar E şıkkını direkt okuyacağım. Diğerlerinden gerekirse okuruz. Yönetim alanında kültür çatışmaları yaşanmıştır. Şimdi siz şöyle düşüneceksiniz. Yönetimde İslam var. Eski Türk gelenekleri var, yeni fethedilen yerlerin e, uygulamaları var. E, çatışma yaşanır diyeceksiniz. Aslında tam tersi. Sen ülke içerisinde çatışma istemiyorsan, fethettiğin yerlere zorlama yapma. Onların uygulamaları devam etsin. Yani bu çatışmayı bitirmek için aslında biz üç uygulamayı uyguluyoruz. Tam tersini düşündük. Yani üçü var, çatışma olur diye düşünmeyin. Biz üçünü neden uyguladık? Yeni fethettiğimiz yerlerdeki uygulamaları neden devam ettirdik? Çatışma olmasın. Oranın halkı isyan etmesin diye. Çatışmalar yaşanmıştır demesi yanlış bir cümledir. Cevabımız Edirne'dir. 12 sorumuzu çözdük arkadaşlar. 13. sorumuza geçiyorum. Osmanlı Devleti'nde durumlarının görülmesinin Osmanlı Devleti'nde kültür farklılıklarının yaşanmasının halkın lehine gelişmeler olması durumlarının görülmesinin çabalarından hangilerinin sonucu olduğu söylenebilir. Bakıyorum arkadaşlar halkın lehine gelişmeler olması için lehine gelişmeler olması için siz ne yapmanız gerekiyor? Yenileşme yani ıslahat yenilik yapmanız gerekiyor. Bunu alırım. Demokrasileşme arkadaşlar Halkın lehine dersem demokrasinin tanımı neydi? Eşitlik, adalet, özgürlük, aynı zamanda halkın yönetime katılması, halkın eşit olması demekti. Bir daha sayıyorum. Eşitlik, adalet, özgürlük, halkın yönetime katılması. Halkın lehine olması için demokrasi tabii ki gereklidir. Ekonomik bağımsızlığı sağlama. Bununla ilgili kültürle ilgili var ama ekonomiyle ilgili burada hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Ekonomiyle ilgili bakıyorum yok. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. 14. sorumuza geldik arkadaşlar. Kazım hocam hoş geldiniz. Osmanlı devletinde eğitim sisteminin amaçlarından biri askeri ve ilmiye sınıfına yönetici yetiştirmektir. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Askeri ve ilmiye sınıfına yönetici yetiştirmek istiyor Osmanlı eğitim sisteminde. Buna göre uygulamalardan hangilerinin bu amaçla yapıldığı söylenebilir. Kara ve deniz mühendishanelerinin açılması. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde kara ve deniz mühendishanesi derse mühendishane subay yetiştirmek için açılan okula denir. Subay yetiştirmek için açılan okul olduğu için bu askeridir arkadaşlar bunu aldım. Vezir ve kadıların yetiştirilmesi. İlmiye sınıfı demek medresede eğitim almış kişilerdir. Doğru mudur arkadaşlar? E, burada eğitim almış kişiler özellikle kadı dediğimiz İslam hukukuna göre yargılamayı yapan kişilerdir. O zaman bunu da almam gerekiyor. Osmanlı'nın kuruluşunda vezir de yetişti zaten medresede. Bunu da aldım. Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması. Osmanlı Devleti'nde mesleki eğitim nerede yapılıyordu arkadaşlar? Ahi teşkilatında yapılıyordu. Ahilikte. Bunun Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sistemiyle ilgisi yok. O mesleki eğitimdir. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Yani Denizlidir. 15. soruya geldik arkadaşlar. Osmanlı toprak sistemindeki uygulamalardan hangilerinin devletin fazladan para harcamasını. Şu kelime çok önemli. Devletin fazladan para harcamasını önlemeye yönelik olduğu söylenebilir. Şıklara bakıyorum arkadaşlar. Üretimde artışı sağlama Arkadaşlar üretimde artış sağlarsan devlet kar eder. Sana onu sormuyor. Devletin fazladan para harcamasını soruyor. Kar etmeyi sormuyor. Bunu eledim. Masrafsız asker yetiştim. İşte şu kelime bizim için önemli. Masraf olmazsa devletin fazladan para harcamasını engellemiş olursunuz. Şunu alıyorum. Göçebe unsurları üretime katma. Üretime katarsanız sizin geliriniz artar. Ama adam gelirinizin artmasını sormuyor A şıkkında olduğu gibi. Neyi soruyor? Devletin fazladan para harcamasını hangisi belirtiyor diyor. Sadece ikinci. Yani B şıkkı. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. 16. soruya geldik. Osmanlı adalet yapısı ile ilgili bu uygulamalardan hangileri adalete olan güveni arttırmaya yöneliktir? Adalete güveni hangisi arttırır? Bakıyorum. Kadıların bir bölgede uzun yıllar görev yapmaması. Doğru bir uygulama. Kadı dediğimiz hukuktan sorumlu yargıçtır arkadaşlar, hakimdir. Bir bölgede uzun süre kalırsa ahbap olduğu, tanıdık olduğu, işlerini bitirdi adamların mahkemelerinde ee, onların aleyhine olan, ee, lehine olan pardon, lehine olan kararlar verebilir, yanlış kararlar verebilir. O yüzden kadılar uzun yıllar bir bölgede durmaması gerekiyor. Bu doğru bir uygulama kadıların kararlarından memnun olmayanların üst mahkemelere şikayet hakkının olması. Çok güzel bu uygulama. Üst mahkemeye gidiyorsan senin adalete güvenin vardır. Mahkemelerin herkese açık olması. Evet bu da doğru. Herkes kelimesi bazı kişiler için değil hepimiz için var. O zaman adalete saygın artar. Üçü de vardır arkadaşlar. 17. sorumuza geçtik. Osmanlı Devleti'nin uygulamalarından hangilerinin toplumsal dayanışmayı arttırmaya yönelik olduğu söylenebilir. Buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlarım. Ekonomik, siyasi, dini dememiş adam. Toplumsal demiş. Buna çok dikkat edin. Halka geniş özgürlükler verilmesi. Halk toplumdur. Sen halkın içerisindeki bir kısım insanlara geniş yetkiler verirsen diğerlerine vermezsen sıkıntı olur. Ama herkese verirsen halka demiş burada geniş özgürlükler verilir. Toplumsal dayanışmayı arttırır. Toplumla ilgilidir. İkiye geçtim. Adalet ve eşitlik ilkesinin gözetilmesi toplum içinde. Bu da doğrudur. Azınlıkların yönetime katılması. Bu toplumsal değil siyasidir arkadaşlar. Siyasidir. O nedenle almıyoruz bunu. Toplumsal dediği için o zaman cevabımız C'dir. Yönetme siyasi ile ilgilidir. 18. sorumuza geldik. Selçuklularda atabeyler bağımsız devlet kurarken Osmanlı Devleti'nde aynı görevi yapan lalalarda böyle bir durum görülmemiştir. Öncelikle atabey ile lala kimdir onu söyleyeyim. Selçuklu Devleti'nde şehzadelerin yani padişahın oğullarının melik deniyor onlara. Hocalarına atabey deniyor. Osmanlı'da şehzadelerin hocalarına ise lala deniyor. Paragrafta şunu demiş. Selçuklu'da atabeyler devlet kurabiliyormuş. Ama Osmanlı'da şehzadenin hocası olan lalalar devlet kuramaz. Bu durumun nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir? Selçuklu demek ki atabeylere çok geniş yetki vermiş. Onlar gidip devlet kurabiliyor. Ama Osmanlı lalaya fazla yetki vermemiş. Padişah diyor ki sadece ben sorumluyum diyor ülkeden. Lalara fazla yetki vermemiş. O zaman merkezi otorite güçlü olur arkadaşlar burada. Bu durumun nedenine bakıyorum. Osmanlı'da merkezi otoritenin güçlü olması. Padişah dışında lalara geniş yetki verilmemesi. Doğrudur. Atabeylerin lalalardan daha yetenekli olması. Öyle bir şey yok zaten. Eledim. Selçuklu hükümdarlarının sürekli fetihlerle uğraşması. Bununla da alakası yoktur arkadaşlar. Geniş yetkiyle ilgilidir. Osmanlı bu yetkiyi vermemiştir. Ve merkezi otoriteyi güçlü yapmıştır. Cevabımız Adana'dır. Yorulmadınız umarım arkadaşlar. 19. soruya geliyorum. Osmanlı Devleti'nin azınlıklara ve Avrupa Avrupalı devletlere ülkesinde okul açma izni vermesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz? Azınlıklara ve Avrupalı devletlere okul açma izni verirsek neye sebep olur ya da neye sebep olmaz? Şıklara bakıyorum. Çağdaş eğitim yöntem ve araçlarının tanınması Avrupalılar ülkemizde okul açarsa Avrupa çağdaş eğitim olur arkadaşlarım. Bunu savunurum. Yerel kültürlerin varlıklarını koruması. Ülkemiz içerisinde yaşayan arkadaşlar azınlıklara sen okul açma izni verirsen yerel kültürlerin devam etmesini sağlıyorsun. Bu da olur. Azınlıkların da kapitülasyonlardan faydalanmasına. Arkadaşlar kapitülasyon devlete verilir. Azınlık ülkemiz içerisinde yaşayan azda kalmış millete denir. Bu bir devlet değildir. Senin içerisinden parçandır. Kapitülasyonun verilmesi söz konusu olamaz. Yanlış olan budur. Zaten savunulamaz diye sormuş. Yanlış olanı bulduk. Ceyhandır. 20. soruya geldik arkadaşlar. Hemen soruyu düzelttim arkadaşlar. Soruyu da görün. Yeni katılan arkadaşlar olursa kaçı çözdüğümüz görsün. Osmanlı Devleti Balkanlar'da fethettiği yerlerde çok sayıda mimari eser inşa ederken Anadolu'da böyle bir faaliyete ağırlık vermemiştir. Bakın dikkat edin. Osmanlı Balkanlar'da mimari eser veriyor fakat Anadolu'da vermiyor. Sebebi ne olabilir? Anadolu'yu daha önce biz mimariyle donatmıştık arkadaşlar. Selçuklu daha önce Anadolu'yu aldığında Türklere ait mimarilerle donatmıştı. Camiler yapmıştı, kervansaraylar yapmıştı, yollar, köprüler yapmıştı. Sizin yeni fethettiğiniz yer neresi? Balkanlar. O zaman yeni mimarileri nereye yapacaksınız? Balkanlara yapacaksınız. Öyle de yapmış Osmanlı. Anadolu'ya değil de Balkanlara ağırlık vermiş mimari eserlerde. Osmanlı Devleti. Bu farklılığın oluşmasında durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Azınlıklara karşı hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesi. Bunun mimariyle bir alakası yok arkadaşlar. Balkanların vatan haline getirilmek istenmesi. Evet olur arkadaşım bu. Anadolu'yu biz vatan yaptık. Anadolu'ya yeni mimari eserler yapmamıza gerek yok. Ama Balkanları yeni aldık. Balkanları vatan yapmamız gerekiyor. O yüzden oraya mimari eser yaparız. İkinci şık doğrudur. Üçe geçtim. Anadolu'nun daha önceden büyük oranla bayındır. Bayındırlık çalışması mimari çalışmadır arkadaşlar. İmar demektir. Daha önceden bayındırlık hale getirilmişti zaten. Selçuklu yapmıştı. O yüzden biz nereye ağırlık verdik Balkanlara? Bu da doğrudur. Cevabımız olurdu. doğrulardan yola çıkarsak E şıkkıdır arkadaşlar. 21. soruya geldik arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin merkez otoritenin zayıflaması sonucunda devletin dağılmasında etkili olduğu savunulabilir? Merkez otorite zayıflayınca devletimiz dağılacak. Hangi şıkta var? Bakalım. Dirlik sisteminin uygulandığı eyaletlerin gelirlerinin maaş karşılığı askerlere ve memurlara verilmesi. Biz bu uygulamaya tımar sistemi diyorduk. Faydası da çok fazlaydı. Bu dağılmaya sebep olmaz tımar sistemi. Bunu eledim. Özel yönetime sahip eyaletlerin asker ve memurlarına dirilik yerine maaş verilmesi. E, maaş verir devlet ve buradaki memuru kendisine bağlı hale getirir. Bu da dağılmaya sebep olmaz. Müslümanların azınlıkta olduğu bazı bölgelerin yönetimlerinin yerel yöneticilere bırakılması. Arkadaşlar düşünseniz de Balkanlarda aldığınız bir yerde oraya ait bir adamı başa geçirirseniz sen de zaten merkez otoriten zayıfsa o adam fırsatını bulduğunda devletten ne yapmaya yönelir? Ayrılmaya yönelir. Yerel yönetici. Eğer İstanbul'dan merkezden atasaydın yöneticiyi böyle bir şeye kalkışmayabilirdi. Ama sen oranın halkından birisini yönetici yaparsan oraya seni zayıf bulduğu anda ayrılmaya kalkar ve parçalanmaya, dağılmaya sebep olur. Cevabımız C'dir. Evet arkadaşlar, 22. soruya geldim. Dini esasların referans alındığı yönetimlere teokratik yönetim denir. Yani dinle yönetime teokrasi denir. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısı güçlendiği savunulabilir? Osmanlı Devleti kurulduğundan beri arkadaşlarım dinle yönetilmiştir. Teokrasiyle yönetilmiştir. Fakat Yavuz Sultan Selim Mısır'ı, Memlükleri alınca, Memlükleri yıkıp Mısır'ı alınca halifeliği getirmiştir. Halifeliği getirince teokratik yapı ne olmuştur? Güçlenmiştir. O zaman şıklarda bununla ilgili bir şey bulacağız. C B şıkkında var arkadaşlarım. Padişahın halife unvanını kullanmaya başlaması. Yavuz Sultan Selim'le oldu arkadaşlarım. Mısır'ı almayla oldu. Cevabımız Bursa'dır. Güçlendi. 23. soruya geçtik arkadaşlar. Siz de umarım kağıtlarınızdan takip ediyorsunuzdur. 23. sorudayız. Bir kimsenin malını insanların yararına, dini ve sosyal hizmetlerin yapılmasına süresiz olarak ayırmasına vakıf denir. Vakıf dini ve sosyal kurumlara bağışlardan oluşuyordu biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nde bu vakıflar aracılığıyla sosyal, kültürel alanlarda, ekonomi ve sağlık alanlarında devletin harcama yapmasına gerek kalmaksızın birçok hizmet yürütülebilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin vakıf gelirleriyle yürütüldüğü savunulamaz. Hangisi vakıfla ilgisi yoktur? Yeni imarethanelerin, imarethane ne demek arkadaşlarım? Aşevi demek. Aşevlerin açılması vakıfla olabilir. Dini ve sosyal kurum arkadaşlar bağışlarla. Bu doğrudur. İhtiyacı olan tüccarlara kredi verilmesi. Arkadaşlar bunu yapan vakıflar değil, ahi teşkilatıydı hatırladığınız gibi. Tüccarlara kredi verme, pardon özür dilerim. Ahi teşkilatı esnaflara esnaflara verir. Tüccar demiş, tüccarlara kredi vermesi vakıflarla alakası yoktur. Cevabımız Bursadır. 24. Soruya geldik arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde resmi dil olarak Türkçe, din ve bilim dili olarak Arapça. Edebiyat dili olarak ise Farsça yaygın olarak kullanılmış. Adamlar 3 tane dil kullanmış. Bu farklılığını aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? Neye neden olmuş olabilir? Müslüman toplumların devlete bağlılığının azalmasına. Sen bilim dili olarak Arapça kullanıyorsun. Arapçayı kullandığına göre Müslüman toplumlar sana bağlılığı artar. Burada azalma demiş. O zaman bu yanlış. Türkçenin gelişmesinin yavaşlamasına. Evet bu doğrudur arkadaşım. Sen 3 tane dil kullanıyorsun devlette. O zaman Türkçe ne olur? Gelişmez fazla. Yanlış olan bu arkadaşlar. Bulacağımız buydu. Cevabımız Bursa. 28. soruya geldik arkadaşlar. Endüstri inkılabı ve Fransız Devrimi'nin etkilerini 19. yüzyılın sonundan itibaren yoğun bir şekilde hisseden Osmanlı Devleti hemen her alanda sorunlar yaşamaktaydı. Neyde sorun yaşıyoruz arkadaşlar? Endüstri inkılabı dediğimiz sanayi devrimi. Adamlar ucuz ürün üretiyor. Siz üretemiyorsunuz. Sanayiniz yok. Fransız devrimi ne getirdi? Milliyetçilik. Ülkende azınlık isyanları çıkıyor. Bir, sanayin yok. İki, azınlıklar isyan ediyor. Bunu anlatmış. Avrupalı devletler tarafından desteklenen azınlık isyanları başarıya ulaşmış. Bunun sonucunda önemli toprak kayıpları yaşanmıştı. Paragrafımız endüstri inkılabını bizim yapamadığımız, sanayi devriminin getirdiği milliyetçilikle önemli kayıplar verdiğimizi anlatmış. Bu durumun aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açtığı söylenemez? Sınırların daralmasına. E, kayıp diyor adam. Kayıplar verdik. Sınırlar ne oldu? Daraldı. Kaybedilen yerlerden Anadolu'ya göçler yaşanmasına. Bu zaten doğal olarak hepinizin de bildiği gibi Balkanlarda nereyi kaybederseniz orada yaşayan Türkler Muhacir, günümüzde muhacir olarak geçiyor ülkemizde yaşıyorlar muhacirler olarak geliyorlar arkadaşlarım Anadolu'ya göçler yaşanmıştır Balkanlarda ulusal devletlerin kurulmasına evet bu adamlar kaybetti, kaybettik biz nereyi kaybettik Yunanistan'ı Sırbistan'ı Karadağ'ı Romanya'yı kaybettik e, kaybettiysek bu adamlar kaybettiğimiz yerde kendi devletlerini ne yaptılar ulusal devletlerini kurdular doğrudur Osmanlı aydınlarının yeni Türk devleti kurmak için çalışmalar yapmasına. Arkadaşlar soru 19. yüzyıl diyor. 19. yüzyılda bir devlet mi kurdu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devlet mi kuruldu? Hayır. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurduk. 1920 yılında kurduk. Bu kaçıncı yüzyıl oluyor? Bir arttırdığım zaman 20. yüzyıl oluyor. Soru 19. yüzyıl demiş. O yüzden bu yanlış. 19. yüzyılda bir devlet kurmamız söz konusu değildir. 29. soruya geldik arkadaşlar. Bir zaman makinesi icat eden Berk Osmanlı Devleti'nde 20. yüzyılın başlarına yolculuk yapmıştır. Bu yolculukta basın yayın organlarının sayısının çoğaldığını basın yayın çoğalmış. Avrupa'daki gibi kız öğrencilerin eğitim alabildiklerini tamam. Opera ve balenin ülkeye girmeye başladığını tiyatroda yeni oyunlar oynanmaya başlandığını yani bizim Avrupa'yı örnek alıyoruz. Çağdaşlaşıyoruz arkadaşlar. Bunu anlatmış. Berkin bu yolculuğunun 20. yüzyıl Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir. Çağdaşlaştığımızı gösteriyor arkadaşlar. Modernleştiğimizi gösteriyor. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karıştığının hiç alakası yok. Böyle bir şey yok. Eğitim ve güzel sanatlar gibi alanlarda Avrupa etkisi görüldüğünün, modernleşme görüldüğünün deseydi o da olurdu. Çağdaşlaşma dese o da olurdu. Çağdaşlaşma, modernleşme batı demektir. Avrupa demektir. O yüzden Bursa'yı alıyorum arkadaşlar. Neden çağdaşlaşma Avrupa demektir? Bizden ileri oldukları için. 30. sorudayız. İkinci meşrutiyetin İlanı ülke içinde memnuniyetle karşılandı. İkinci meşrutiyete anayasada yapılan değişikliklerle padişahın yetkileri kısıtlandı. Şu burası önemli. Padişahın yetkileri birdekine göre ikincisinde daha çok kısıtlanmış. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin görevleri arttırıldı. Mebusan Meclisi'nde halk seçiyor. Halkın görevi artmış. Padişahın yetkileri kısıtlanmış. Birçok gazete ve dergide çıkartılmış. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? İkinci meşrutiyet daha demokratiktir. Evet doğrudur. Bakın Mebusan Meclisi'nin yetkileri arttırıldı. Mebusan Meclisi'ni halk seçiyor. Halk seçtiğine göre ikinci meşrutiyet daha demokratiktir. Devam ediyorum. Memleket büyük bir hürriyet ortamına kavuşmuştur. Arkadaşlar e, memleket ikinci meşrutiyet daha demokratiktir. Doğrudur. Memleket büyük bir hürriyet ortamına kavuşmuştur. Şu büyük kelimesi. Burada bir hata var arkadaşlar. Büyük hürriyet ortamına kavuştuk. Yalnız bu hürriyeti kastettiği gazetelerse doğru kabul edilir. Bir kalsın bu. Yarım artı koyalım. Ülkede iç karışıkların önü alınmıştır. Önü alınmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Ben bu soruyu yanlış çözmüşüm arkadaşlar. Belirtmişim. Cevap anahtarını düzeltelim. Tekrar okuyalım isterseniz hızlı bir şekilde cevap sadece bir diyeceğim. İkinci meşrutiyetin ilanı ülke içinde memnuniyetle karşılandı. İkinci meşrutiyete anayasada yapılan değişiklikler padişahın yetkileri kısıtlandı. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin görevleri arttırıldı. Arttırıldı dediğine göre bire göre arttırıldı. Birçok gazete ve dergi çıkartıldı. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? İkinci meşrutiyet daha demokratiktir. Arttırıldı dediğine göre biri kastediyor ve bu doğrudur doğrudur. Biri alacağız arkadaşlar. Memleket büyük bir hürriyet ortamına kavuştu. Büyükten kastı sadece gazetelerin yayınlanmasını alamam. O yüzden almayacağım. Ülkede iç karışıkların önü alınmıştır. Bunu da kesiyorum. Cevaba sadece Adana diyorum arkadaşlar. Tekrar bunu gruplardan da atarım arkadaşlar. 31. Soruya geldim arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek topraklarına kattı. Girit Yunanistan'a bağlanma kararı aldı. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili durumlardan hangilerinden bahsedilebilir? Arkadaşlar 2. Meşrutiyet yıllarının çok sancılı olduğu belli. Biz 2. Meşrutiyet yıllarındaki çatışmalarla uğraştığımız için Bulgaristan bağımsız olmuş. Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i almış. Girit'i Yunanistan almış. Kayıplarımız var uğraşırken. Neye ulaşabiliriz? Azınlık isyanlarının bastırılması. Arkadaşım Girit'i Yunanistan alıyor. Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersey alıyor. Bulgaristan bağımsız oluyor. Özellikle Bulgaristan bağımsız olması azınlık isyanlarının bastırılması kelimesini yanlış gösterir. Merkezi otoritenin sarsılması. Tabii ki senin elindeki yerleri başkalar alıyorsa senin otoriten yoktur. Merkez otorite zayıf. Halkın meşrutiyeti, meşruti yönetime destek, desteğinin artması. Arkadaşlar, halkın arttığı ile ilgili burada bir bilgi yok. İkincisi, ikinci meşrutiyet yıllarında çatışmalar olduğu için bu adamlar buraları elimizden aldı. Desteğinin arttığı kelimesini söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız sadece Bursa'dır. 32. soruya geldik arkadaşlar. Saatime bakıyorum arkadaşlar. 20 dakikam var. 1 saat içerisinde bitirmek için bu şekilde çözdüm arkadaşlar. 8 sorumuz kaldı. 31 Mart ayaklanmasının özellikleri yargılardan hangilerin doğrular niteliktedir? Rejimi yıkmaya yönelik olması, demokratikleşmeye tepki olarak ortaya çıkması. Ben 31 Mart olayı hakkında biraz bilgi vereyim size. 31 Mart olayı 1909 yılında çıkmıştır. Bu isyanı çıkartanlar İkinci Abdülhamit'in taraftarlarıdır. Yani meşrutiyeti istemeyenler, yani yenilik istemeyenler, yani demokrasi istemeyenler, yani halkın yönetime katılmasını istemeyenler. 31 Mart ayaklanmasını çıkartanlar gericilerdir arkadaşlar. Halkın yönetime katılmasını istemeyenlerdir özellikleri yargılardan hangilerin doğrular niteliktedir? Azınlıklar tarafından desteklenmiştir. Arkadaşlar azınlıklarla ilgili bir şey yok. 31 Mart ayaklanmasını çıkartan padişah taraftarlarıdır. Azınlıklar değildir. Şuraya geçtim. Kanun esasiyi askıya alma düşüncesi vardır. Tabii ki adamlar 31 Mart olayıyla meşrutiyeti yıkmak istiyorlar. Meşrutiyet de kanunu ile ilan edilmiştir. O yüzden meşrutiyeti kaldırabilmeleri, halkı yönetimden uzaklaştırabilmeleri için kanunu da kaldırmaları gerekiyor. Bunun için bu doğrudur. Meclisi mebusunu hedef almışlardır. Meclisi mebusanı halk seçmiştir. Halkın yönetimine katılmasına karşı çıkan bir isyan olduğuna göre meclisi meclis mebusana da hedef almışlardır. Doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. 33. soruya geldik. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti kendi içerisinde yönetim arasında çatışmalar yaşarken dışarıda İngiltere, Rusya reval görüşmeleriyle Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını paylaşan gizli anlaşmalar yapmaktaydı. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti kendi içindeki sorunlarla uğraşırken örneğin 31 Mart olayıyla uğraşırken bunlarla uğraşırken Rusya ise arkadaşlarım İngiltere ile reval görüşmeleri yapmışlar Osmanlı'ya karşı. Bu durumla ilgili olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden hangilerinde Arkadaşlar yazı çıkmadığı için okuyamadım. Sözlerinden hangilerinin en uygun olur demiş. Sözlerinden hangisi en uygun olur? Bakıyorum. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taşlandırılmalıdır. Ekonomiyle ilgili burada bir şey yok ki. İç çatışma var 31 Mart olayı gibi. Reval görüşmeleri gibi dışarıda bize karşı oluşmuş siyasi girişimler var. Bunun ekonomiyle alakası yoktur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. E bu milliyetçilikle ilgili Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça milliyetçilikle de ilgili bir şey yok burada. Dışarıda güçlü olmanın ön şartı içeride güçlü olmaktır. Bakın arkadaşlar şurada işaretledim. İçeride sıkıntılar yaşadığımız yıllarda dışarıda İngiltere ile Rusya reval görüşmelerini yapıyor. İçeride sıkıntı yaşamasaydık belki bunlar olmayacaktı. O zaman bu doğrudur. Dışarıda güçlü olmanın ön şartı içeride güçlü olmaktır. Cevabımız 3'tür. 34. soruya geldik arkadaşlarım. 34. sorudayız. Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmak amacıyla ortaya atılan düşünce akımlarından Osmanlıcılık, siyasi ve etnik yapının korunmasına; İslamcılık dini duygulara, Türkçülük ulus bilincine, Batılılaşma, modernleşme ve yenileşmeye bağlıydı. Buna göre düşünce akımlarının ortaya atılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Arkadaşlar Osmanlı'daki düşünce fikir akımlarının ortaya atılmasının ana sebebi azınlıkların isyanlarını engellemek, Osmanlı Devleti'nin varlığını devam ettirmek yani dağılmaktan kurtarmaktır. Hangisi olmamıştır diyor. Halkın yenilik taraftarlarını desteklemesinin direkt cevabımız Adana'dır. Diğer şıkları okumayacağım size bir bilgi vereceğim. Osmanlı Devleti'nde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de biz Türkler hiçbir zaman halk olarak yenilikleri desteklemedik arkadaşlar bizdeki aydınlar işte Mustafa Kemal gibi Avrupa'da eğitim, eğitim, almış Yön Türkler gibi o kişiler önü çekmiştir yenilik yapmıştır halkı alıştırmaya çalışmıştır. Bizim örneğin Fransız ihtilali Fransa'da halk tarafından desteklenen bir ihtilaldir. Bizdeki ihtilaller ise arkadaşlar inkılaplar ise ihtilalle verir inkılaplar ise halk tarafından değil aydınlar tarafından yönlendirilmiştir. Bir farkımız budur bizim. O yüzden halkın yenilik taraftarlarının desteklemesi söz konusu değildir. O yüzden arkadaşlar zaten destekleseydi halk bu fikir akımlarını Osmanlı Devleti şu anda devam ediyor olacaktı zaten. O yüzden cevabımız Adanadır. 35. Soruya geldik arkadaşlar. 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumu anlamak için bir önceki yüzyıldaki gelişmeleri göz önünde bulundur, bulundurarak bağlantı kurmak gerekir. 20. Yüzyıldaki gelişmeleri anlamak için bir önceki yüzyıla bakmamız gerekiyor. Yani kaçıncı yüzyıla? 19. yüzyıla. 19. yüzyıl bizde nedir? Osmanlı dağılma dönemidir. 20. Bu yüzyıldaki gelişmeler 20. yüzyıla hazırlamıştır diyor. Buna göre 20. yüzyılda meydana gelen aşağıdaki durumlardan hangisi söz edilen dönemle bağlantılı olarak düşünülemez. 20. yüzyılda gelişen olaylardan hangisi 19 ile alakası yoktur. Her alanda Avrupa'nın desteğinin alınması. Diğer şıkları okumayacağım bile arkadaşlar. Üniversite sınavında biliyorsunuz her, hep, hiç, daima bu kelimeler hep Türkçe'de ve tarihte tehlikeli kelimelerdir. Her alanda biz Avrupa'nın desteğini alınmasını mı önerdik arkadaşlar? Ekonomide, siyasette, dinde ya da hukukta. Almışızdır ama her alanda olamaz. O yüzden cevabımız direkt Adana'dır. 36. soruya geldim arkadaşlar. İkinci meşrutiyet dönemini araştıran bir tarihçi bu dönemde Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa'dan borç para istediğini ancak bu devletlerin borç para vermediğini bunun üzerine yöneticilerin Almanya'dan borç aldığı öğrenilmiştir. Arkadaşlar ikinci meşrutiyet yılları 1908 yılı. Biz Fransa ve İngiltere'den borç para istiyoruz. O vermeyince kime yaklaşıyoruz? Almanya'ya yaklaşıyoruz. Bunu anlatmış. Buna göre bu tarihçinin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşması beklenir? İngiltere ve Fransa'ya verilen kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz 1. Dünya Savaşı'na girince verdiğimiz kapitülasyonları kaldırdığımız duyurduk. Osmanlı Almanya yakınlaşması başlamıştır. Siz İngiltere ve Fransa'dan borç para alamadınız. Kimden aldınız? Almanya'dan. Bu neye sebep olur? Osmanlı ile Almanya'nın yakınlaşmasına sebep olur tabii ki. Bir yorum sorusuydu. Cevabımız Bursa'dır. 37. soruya geçtik arkadaşlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bağlı subaylar 2. Abdülhamit yönetimine karşı ayaklanmış. Bu ayaklanmanın ülkede yayılmasını önlemek amacıyla padişah yani 2. Abdülhamit meşrutiyeti ikinci kez ilan etmek zorunda kalmıştır. Ya bu paragrafta anlatılan şu arkadaşlar, ikinci meşrutiyeti İlan eden padişah 2. Abdülhamit'tir. Kimin baskısıyla ilan etti? İttihat Terakki Cemiyeti'nin baskısıyla ilan etti. Onu anlatıyor. İkinci meşrutiyeti bu tür bir olay sonucu ilan edilmiş olması yani iddia terakkicilerin baskısı sonucunda ilan edilmiş olması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Ordunun yenilikleri koruması. İddia terakki cemiyeti dediğimiz kimlerden oluşur arkadaşlarım? Askerlerden oluşuyor. Meşrutiyet de bir yenilik midir? Evet halkın yönetime katıldığı bir yeniliktir. O zaman arkadaşlar iddia terakki meşrutiyeti destekliyorsa aynı zamanda asker meşrutiyeti destekliyor olur. Ordunun yenilikleri koruması ve desteklemesi doğrudur. Birinci meşrutiyetten beklenen verimin alınması. Arkadaşlar bu ikinci meşrutiyet. Burada ikinci e, meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinden bahsediliyor. İkinci meşrutiyet. Birincisinden biz verim alsaydık ikiyi ilan eder miydik? verim alınması diyor. Böyle bir şey olamaz. Yönetim ve ordu arasında çekişme olması. Doğrudur. İkinci Abdülhamit'e yönetim dediğimiz arkadaşlar şuradaki iddia terakki cemiyeti ne yapıyor? Baskı yapıyor. Yönetim denmesinin sebebi iddia terakki aynı zamanda bir de parti kuruyor. İddia terakki fırkası diye. O da kime baskı yapıyor? Abdülhamit'e. Ordu diyor. Ordu da asker zaten Abdülhamit'e baskı yapan. Aynı anlama geliyor. Çapraz söyledim zaten. 1 ile 3. Cevabımız Denizlidir. Son üç sorumuz arkadaşlar. Ben de yoruldum. Üç sorumuzu bitirelim. Osmanlıcılık fikri. Devleti dağılmaktan kurtarmak için anayasayı ilan edip bütün Osmanlı ulusunu tek çatı altında toplamayı amaçlamış ancak başarılı olamamıştır. Şurası önemli. Bütün Osmanlı uluslarını birleştirme. Osmanlıcılık Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan bütün... Halkın eşit olması demektir. Bu uygulamaya geçtik. Herkes eşit yaptık Osmanlıcılıkla. Fakat işe yaramadı. Adamlar isyan etmeye devam etti. Buna göre Osmanlıcılık fikriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı devletini milliyetçilik isyanlarının tesirinden kurtarmak istenmiştir. Doğru. Azınlıklar isyan etmesin diye Osmanlıcılıkla azınlıkları bize eşit yaptık ama işe yaramadı. Toplumsal dayanışma ile bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Doğru. Toplumsal dayanışma, azınlıklara haklar verdik. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkes eşit dedik Osmanlıcılıkla. Din, dil, ırk farkı gözetilmemiştir. E bütün diyoruz, herkesi eşit yaptık tabii ki. Herkese aynı hukuktan yararlanma hakkı verilmiştir. Arkadaşlar hukuk önünde herkes eşit yapıldığı için herkese hukuktan yararlanma hakkı verilmiştir. Bütün halk eşit diyoruz, hukukta da eşittir meşrutiyet düşüncesiyle çelişmiştir. Meşrutiyette halkın yönetime katılması var. Katılması. Arkadaşlar halk dediğim sadece Müslümanlar değil ki bütün halk. E o zaman meşrutiyetle Osmanlıcılık çakışmaz. Meşrutiyet Osmanlıcılıkla ilan edilmiştir. Ama adam burada diyor ki çelişmiştir diyor. O zaman E yanlıştır. E şıkkı yanlış arkadaşlar. 39. soruya geldim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 13 Nisan 1909'da patlak veren 31 Mart ayaklanması sırasında Memuslar Meclisi basılmış, genç subaylar, gazeteciler ve meşrutiyet yanlılarının öldürülenler olmuştur. Ben 31 Mart olayını daha önceki soruda anlattım. Yenilik istemeyenler, padişah yanlıları, diğer ismiyle meşrutiyeti istemeyenler, diğer bir manasıyla halkın yönetime katılmasını istemeyenler çıkarttığı bir isyandır. Bu isyanda da işte Mebusan Meclisi, halkın seçtiği Mebusan Meclisini basıyor bu adamlar. İşte yenilikçileri, meşrutiyetçileri de ise içeriden bazılarını da öldürüyorlar. Buna göre ayaklanmanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? Meşrutiyet yönetimine son vermek doğrudur. 31 Mart olayı bunun için çıktı. Eski düzeni yeniden kurmak doğrudur. Meşrutiyeti yıkıp padişahın yetkilerini arttırıp monarşiye tekrar dönmek istemişlerdir. Mevcut düzeni yıkmak yani meşrutiyet yıkmak doğrudur. Parlamentor yapıyı korumak. Arkadaşlar halkın yönetime katıldığı meclisli yapıya parlamento denir. Parlamentor yapıyı meclisin halkın yönetime katılmasını adamlar yıkmaya çalışıyor. Nasıl koruma deriz. Yanlıştır. O yüzden D yanlış. Son sorudayız arkadaşlar. 40. soru meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesi tutucular tarafından hoş karşılanmamış ve sonunda İstanbul'da 31 Mart olayı denilen ayaklanma çıkmıştır. Bu olayın gibi kurumlardan hangilerine yönelik bir tepki olduğu söylenebilir. Üçüncü soru bu 31 Mart ile ilgili arkadaşlar. 31 Mart isyanını çıkartanlar meclisi yani mebusan meclisini kapatmak isteyen, meşrutiyete son vermek isteyenlerdir. Bakıyorum şıklara. Mebusan Meclisi. Yani Mebusan Meclisi'ni kim seçiyordu? Halk. Halka yönelik. Halkın yönetime katılmasına karşı bir isyandır. Doğru. Hilafet ve saltanat. Arkadaşım hilafet ve saltanata yönelik değil. Halkın yönetime katılmasına yönelik bir isyandır. Geçtim. Siyasi partiler. Partileri kim seçer arkadaşlar? Halk seçer. Halkın yönetime katılmasını istemiyorlarsa partileri de istemiyor bu adamlar. O zaman 1 ile 3. Bu adamlar ne istiyor? Sadece padişahın sözü geçsin diyorlar. Monarşiye tekrar dönelim diyorlar. O zaman cevabımız 1 ile 3'tür. C'dir. Arkadaşlar bir saatte bitirmeye çalıştım. Hızlı davranmamın sebebi buydu. Uzun zamanınızda almasını istemedim. Hani uzun uzun sohbetler edip cevapları gö cevapları göremezsiniz. Zamanımı alır diye vazgeçersiniz diye hızlı çözmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşuzdur verimli olmuştur. Sizden isteyin bırakmadan bütün arkadaşlarınız yoğun olarak çalışıyor. Sizlerin de yo yoğun olarak çalışmanızı, performansınızı arttırmanızı istiyorum. Kesinlikle emin olun dışarıda birilerini gördünüz ya da konuştunuz. O an için dışarıdalar. Ders çalışıyor herkes. Sizler de ders çalışın arkadaşlar. Bir isteğiniz yoksa canlı yayınımızı bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.